Herkese merhaba. Hala gelenler olduğunu görüyorum, yerleşenler olduğunu görüyorum. Ama biz galiba hazırız, değil mi? Hazırız. Buradaki herkes mikrofonunu taktı, hazır. Ben sağ olsun Orhan Bey müsaade etti, sahneye kahveyle geldim. Bilmiyorum itibar oturumunun ruhuna aykırı mı ama bu kahve olmasaydı az sonra soracağım soruları soramayacaktım. O yüzden kahve eşittir itibarın bir bölümü diyerek bu oturumun konuklarını tanıtarak, daha doğrusu hatırlatarak başlamak istiyorum. Zaten hepinizin çok yakından tanıdığı isimler. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Başkanı ve Ünite İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Arıdağ, hoş geldiniz. Merhabalar. Yine hanımefendilerden gidelim. Marka uzmanı Yelda İpekli, hoş geldiniz. Ayrıca gazeteci yazar Volkan Akı, hoş geldiniz. Ve İNOXAN Yönetim Kurulu Başkanı Behbi Varlık, hoş geldiniz. Ben açıkçası bir kadın olarak Türkiye'de kadınların yaşadığı tüm problemleri göz önünde bulundurduğumda bir şirkete dair pozitif algım oluşmasında, o şirketin itibarını kendi kafamda değerlendirdiğimde pozitif ayrımcı olmasına büyük sıcakkanlılıkla yaklaşıyorum. O yüzden ben de sahnede pozitif ayrımcılık yapacağım müsaade ederseniz ve Işıl Hanım'la başlayalım isteyeceğim. Pozitif ayrımcılığı severim. Her ne kadar üstünlük diye demin Türker hocamın söylediği ifadeyi liderlik olarak algıladığımda parmak kaldırmam gerektiğini düşündüm. Çünkü esasında birilerinin liderliği, önderliği üstlenmesi ve diğerlerini de takip etmesi lazım. Toplumsal bir dönüşümden bahsetmek istiyorsak teşekkürler onun için. Ben teşekkür ederim. Şimdi şirketlerin yaptığı araştırmalarla ve bu araştırmaların itibar yönetimine tartışılabilir katkısıyla başlayalım isterim. Çünkü birçok şirket artık algı araştırması yaptırıyor ve ortaya çıkan sonuçlara göre bir strateji belirleniyor, bir yol haritası belirleniyor. Bu gerçekten itibar yönetimi mi yoksa algı yönetimi mi? Bunu konuşarak başlayalım. Sizin anlatacaklarınıza göre ben de zaten yine sorularımla devam ederim. Harika. Sorunuzdan başlayayım önce. Bir kere itibarı yönetmek için önce itibar biriktirmek lazım. Oradan girmek isterim. İtibar yönetimi alanıysa esasında algıyla, yani paydaşların üzerinde bıraktığınız etki ve algıyla gerçek itibar arasındaki oyun alanıdır. Siz ancak bu alanı yönetebilirsiniz. Gerçekten algıyla, gerçek ile algı arasındaki boşluktan bahsediyorum. Türker hocamı çok zevkle ve keyifle dinledim. Çok şey de öğrendim. Ben de sözlük anlamından da öte etimolojik kökenine inmeyi çok severim kelimelerin. İstiyorsanız çok kısaca itibar nedir biraz daha aşarak izninizle geçmek isterim. Kabul etme çok önemli. Saygınlık çok önemli karşılığında. Ve Arapça kökeninden geliyor. Ancak bir yerlerinde etimolojik kökeni incelerken enteresan bir şekilde sizi ibret kelimesine gönderiyor. İbret ise esasında tamamen örnek olmak, öğüt anlamında çok önemli. Esasında sizin bahsettiğiniz bu bakacağım, serotonin ve oksitoksin etkisi içinde çok önemli. Yani bireysel hissettiğinizle toplumsal olarak başkaları tarafından kabul edilmenin getirdiği bir denklem esasında. Bir de ilk defa itibar kelimesi ne zaman kullanılmış diye inceledim. 12. yüzyılda. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki'nin yazdığı Türkçesi hakikatlerin eşiği olan, yani esasında bu günümüzün en önemli trendlerinden galiba bir şey yaptım ben bu arada. Gerçeklik, samimiyet, güven duygusunu oluşturacak olgunun hakikatlerin eşiği adlı Atabetül Hakayık, doğru okumuyor olabilirim, adlı eserde geçmiş. Ve eser çok enteresan bir şekilde dünyayı, dini, Allah'ı ve insanı anlamanın tek yolu bilimdir diyor. Ve din ve ahlak açısından itibarı incelemiş. Esasında bütün bu duyduklarımızdan, yani itibarın unsurlarına baktığımızda etik çok önemli, bahsettiğimiz unsurlardan bir tanesi. Güven bahsettiğimiz unsurlardan bir tanesi. Algı bir diğeri. Samimiyet, gerçeklik,
Dolayısıyla da bunun karşı taraf üzerinde bıraktığı güven duygusu en önemlisi. Saygı bir kumbara esasında. Kendiliğinden gelmiyor. Zaman içinde yaptıklarınızla ve başkalarının sizi nasıl kabul ettiğinin değerlerinin bir bütünü olarak kumbaranıza geliyor. Bir süreç yönetimi esasında. Multidisipliner bir yaklaşımla itibarı yönetmek tamamen multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Zamana bağlı olarak bu kumbarayı doldurabiliyorsunuz. Başkaları da örnek alırsa liderlik etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da ikinci sorunuza üstünlüğü liderlik olarak değiştirerek Türker Hocam parmak kaldırıyorum şu anda. Evet, etmekle sorumluyuz. Pozitif ayrımcılıksa kadın erkek fark etmez. Liderler esasında bu ayrımcılığı yaparlar diye düşünüyorum. Bunu multidisiplinlerden de kastettiğimi söyleyeyim. Ben iletişim sektörünü temsil ediyorum. Yaptığım işle ama esasında yaptığım iş, işin, iş dünyasının bir aynasıdır. Kesinlikle bu bilim dalını iş disiplininden ayırmak mümkün değildir. Bir iş dünyasının tariflemesi çok önemlidir itibarı. İletişim camiasının tariflemesi çok önemlidir. İş dünyası nasıl tariflemelidir? Kurum, kuruluş, marka, kişiyi kapsayacak şekilde kurum ifadesini kullanacağım izninizle şu andan itibaren veya marka ifadesini kullanalım daha kolay. Bir marka, bir devlet markası olabilir, bir kamu idaresi markası olabilir, bir kişi olabilir. Doğduğu andan itibaren mutlaka bir misyonu ve vizyonu vardır. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda kabul ettiği ve hayata geçirdiği değerler bütünüyle birlikte sahiplendiği bir kültür, bir kimlik vardır. Dışa yansımasıdır esasında iletişim bu kültürün. Ve de bugün dünyadaki en önemli iş modeline bakarsak bir şirketin daha misyonundan başlayan, kuruluş aşamasından başlayan, sahiplendiği değerlerden başlayan, tedarik zincirinden üretime, pazarlamadan satışa, iletişim disiplinlerine kadar tüm işletme süreçlerini içeren çalışanından müşterisine, devletten vatandaşa, resmi otoritelerden fikir önderlerine, üniversite çevrelerinden STK'lara kadar uzanan bir ekosistem içinde ekonomik, toplumsal ve çevresel bağlamda bir ayak izi bırakmaktadır. Esasında biz buna günümüzde sürdürülebilirlikle bir küçücük bir ifadeyle, arkası çok dolu bir ifadeyle yaklaşıyoruz. Bu model ki zaten itibar yönetiminin ilk gelen şablonuna baktığımda sürdürülebilirlik hemen reputasyonun arkasından geliyordu. Önce şirketin ve markanın bu değeri benimsemesi lazım. Arge çalışmalarından inovasyona kadar geliştirilen bir sistematik çalışmadır itibar biriktirmek. Beraber bulunduğu çalışanına sorumluluğu, vatandaşa sorumluluğu, bu oda içindeki tüm bireylere, topluma sorumluluğu, çevreye sorumluluğu açısından böyle değerlendirmek lazım. İletişimde konumun başlığını seçerken çok düşündüm. Yani itibarı anlatmak bu ortamda hepinizin bildiği bir ifade. Herkesin bu konuda çok bilinçli ve niyetinin iyi olduğunun belli olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Ancak itibarı yönetmekte iletişimin çok önemli bir önemi var. Ancak iletişimi de itibarlı yönetmenin çok büyük bir anlamı var. Mış gibi yapılarak iletişim yönetilemez. İletişim ancak bir şirket, bir markanın kurum kimliğinin, kurum kültürünün sahiplendiği değerlerin bir aynasıdır. Sadece bunun hangi paydaşa nasıl söyleneceği, nerede söyleneceği ve nasıl aktive edeceği ve nasıl aktive edeceği çok önemli. Çünkü bir davranış değişikliğine sebep olabilecek bir meslekten bahsediyorum. İstiyorsanız bir ilk turu herkese söz bırakmak üzere ben keseyim. Tamam. Ondan sonra devam ederiz. Daha notlarıma bakıyorum. Birinci sayfadayım. Çekeceğiniz var benden. Kaç sayfanız var? 11 sayfa. Oo, bugün buradayız.